Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 0'dan 13'e Aytekin Kimya kampında devam ediyoruz. Bu videoda birlikte tepkime hızlarının ölçülmesi, yani bir reaksiyonun izlenmesi, bunun devamında çarpışma teorisi ve son olarak da aktifleşme enerjisinden bahsedip dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. İlk konuşacağımız husus tepkime hızlarının neyi ölçülmesi ve bir reaksiyonun izlenmesi. Şimdi tepkime hızının ölçülmesinde bir reaksiyon izlenmesinde birden fazla parametre söz konusu olabilir. Bu hangi parametreyi kullanacağımız reaksiyondaki bileşenler bunu belirliyor. Şöyle ki ilk konuşacağımız husus yani ilk kullanacağımız parametre renk değişimi. Şayet şayet eğer ki bir reaksiyonda eğer ki bir reaksiyonda girenler ile Ürünler arasında bir renk farklılığı söz konusu ise ne yapabiliriz? Bu reaksiyonunu renk değişiminden izleyebiliriz, takip edebiliriz. Şöyle ki mesela burada ne varmış? Ürünlerde etilen var, doğru mu? Peki devamında ne var? Brom var, doğru mu? Brom sıvısı var, brom bileşiği var. Ne oluşmuş? Alkil bromür oluşmuş. Yani bir alkene, bunu organik kime daha detaylı göreceğiz ama bir alkene ne olmuş burada? Bir alkene, bir brom katılması, doğru mu? Halojenür katılması. Peki burada bak. Girenlerde etilen neymiş? Renksizmiş. Ama brom, ne? brom bileşi kahverengi. Oluşan ürün neymiş? Renksiz. Şimdi sen reaksiyona başladığında ne olacak? Senin çözeltin? kahverengi olacak. Doğru mu? Zaman ilerledikçe reaksiyon gerçekleştikçe elde edeceğin ürün ne? Renksiz. O zaman sen bu reaksiyonu ne bekliyorsun? Çözeltinin renginin sürekli açılmasını bekliyorsun. Doğru mu? Şayet reaksiyonun bitiminde çözelti Çözeltinin rengi renksiz olduğu zaman da ne diyebilirsin? Bu reaksiyonun tamamlandığını, ortamda brom bileşinin kalmadığını ne yapabilirsin söyleyebilirsin. Aynısı yine burada da hidrojenle ne olmuş? Klor birleşmiş. Hidrojen klorürü oluşturmuş tamam mı? Yani bak yine hidrojen gazı ne? Renksiz. Klor gazı ne? Sarı yeşil renginde. Ama hidrojen klorürü renksiz. Yine burada da biraz önce bahsettiğim hususta bir reaksiyonu ne yapabiliyoruz? Takip edebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Bir diğer parametremiz, bir diğer parametremiz ise iletkenlik değişimi. İletkenlik değişimi. İletkenlik kimlerle alakalı? İyonlar ile alakalı doğru mu? Şayet bak buradaki bir örnekte ne var? Karbondioksit gazı suda çözülmüş tamam mı? Karbondioksit gazı suda çözüldüğü zaman ne oluşuyordu? Bir karbonat ve protonyum oluşmuş doğru mu? Bak Girenlerde iletkenlik söz konusu mu? Yani bir iyon var mı? Yok. Ama ürünlerde ne var? Bak ürünlerde ne var? Burada bir protonyum var. Bir de burada bir karbonat var. İki tane farklı iyon oluşmuş. Doğru mu? Yani reaksiyondaki iyon miktarı artmış. Yani yani bu reaksiyonda iletkenlik artmış diyebiliyoruz. Doğru mu? İletkenlik artışıyla ne yapabiliriz? Bu reaksiyonu takip edebiliriz. Reaksiyonunuzu tespit edebiliriz. Bir altındaki diğer bir örnekte ise ne var? Bir diğer örnekte ise... Kurşun artı 2 ile Klorür reaksiyona girmişler ve kurşun iki klorür katısı oluşturmuş. Burada ise ne var? Bak girenlerde iki tane iyon var ama ürünlerde bir katı var. Bir bileşik var. Yani bir e, iyon söz konusu değil. O zaman ne olması lazım? Burada da iletkenlik ne oluyor? Azalıyor. İletkenlik değişiminden bu reaksiyonu takip edebilir. Ve hız hakkında ne yapabiliriz? Yorumda bulunabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Diğer konuşacağımız bir parametre ise... Diğer konuşacağımız parametre şu. O da çok kolay. Basınç veya hacim değişimi. Yani genellikle gaz arayacağız tamam mı? Gaz. Şöyle ki. Bak şöyle ki. Şayet. Şayet. Sabit. Sabit hacimli olsun. Tamam mı? Bak sabit hacimli olsun. İlk reaksiyon için konuşuyorum. Amonyağın oluşumundan bahsediyorum. Burada. Ne var? 1 mol. Azota karşılık 3 mol hidrojen reaksiyona giriyor. Ne oluşuyor? 2 mol Amonyak oluşuyor. Doğru mu? Yani girenler 4 mol gaz var. Ama ürünlerde ise 2 mol gaz var. Ne oluşmuş? Gaz miktarı azalmış. Doğru mu? O zaman burada ne beklersin? Basınç azalması beklersin. Doğru mu? Basınç azalması. Doğru mu? Buradan bu hakkında yorum yapabilirsin. Veya mesela aşağıdakine bak. Mesela aşağıdakine bak. Tamam mı? Burada ne olması gerekiyor? Bak ne oluşmuş? Sodyum katının suya attığımız zaman ne oluşuyordu? Bunu biliyoruz. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı çıkmış. Doğru mu? Bir gaz çıkmış. Yani basınç artışı olabilir. Veya sabit hacimli bir kapta ise sabit hacimli bir kapta ise ne olabilir? Şöyle ki sabit hacimli bir kap olsun. Sabit hacimli bir kapta basınç artı daha doğrusu. E, sabit basınçlı olursa ne olur? Sabit basınçlı olursa ne olur? Hacmin genişlemesi ne olması lazım? Hacmin genişlemesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu da yine neydi? Bir diğer kullanabileceğimiz parametreydi. Diğer bir parametre ise pH değişimi. pH değişiminden de söz konusu. Şöyle ki bak. Magnezyum katısıyla hidrojen klorür. Yani metali asitle çözdüğümüz zaman ne oldu? Tuz oluştu. Magnezyum klorür oluştu. Ve bununla birlikte ne oluştu? hidrojen gazı açığa çıktı. Ya ne oldu buradaki haşartı derişimi ne oldu bu reaksiyon ilerledikçe azaldı doğru mu? Yani burada bir pH artışı söz konusu. Yani buradaki haşartı derişiminin miktarından veya reaksiyonun pH değişiminden ne yapabiliriz? Bu reaksiyonu izleyebilir, bu reaksiyonun hızını takip edebiliriz. Yine bir aşağıda, yine aşağıda biraz önce yukarıda örnek verdiğimiz gibi yine karbondioksit ne oluşmuş? suda çözülmüş yine bir karbonat ve haşartı protonyum oluşuyor. Bu reaksiyon devam ettikçe ne oluşuyor? Haşartı miktarı artıyor. Peki protonyum miktarı derişim arttıkça ne gerçekleşiyor? pH'nın azalması gerekiyor. Burada ise pH'nın azalmasından reaksiyonu izleyebilir. Reaksiyonu takip edebiliriz arkadaşlar tamam mı? Diğer iki parametremiz kaldı. Onlardan bir tanesi çözüm ve çökelme. Yani yani reaksiyonda katı oluşumu. Bak sodyum klorür ile gümüş nitrat reaksiyona girmiş ve ürün olarak gümüş klorür katısı oluşmuş tamam mı? Bir katı oluşmuş, bir çökelek oluşmuş tamam mı? Yanına birlikte yine soydum nitrat oluşmuş. Bu suda çözünebilen bir şey zaten. Nitrat tuzları ve soydumlar, soydum tuzları ve nitrat tuzları neydi? Suda rahat bir şekilde çözünebilen e, tuzlardı. Tamam mı? Burada ise bak katı oluştuğu için bu reaksiyonu çökelek oluşumunda ne yapabiliriz? Takip edebiliriz. Son konuşacağımız husus ise sıcaklık değişimi. Bu reaksiyon ne bak? Burada kalsiyum hidroksit ile karbondioksit gazı reaksiyona girmiş. Kalsiyum karbonat ve su ve bir miktarda ısı açığa çıkıyormuş bu reaksiyonun devamında. E peki yani bu reaksiyon hakkında ne diyebilirim? Bu reaksiyon hocam egzotermik derim. Doğru mu? Çünkü ısı açığa çıkmış. Isı açığa çıkmış. Egzotermikse ne olacak? Bu ısıyı bu kime verecek? Ortama verecek. Peki bu ortama sen ne bekleyeceksin? ortamın sıcaklığının artışını bekleyeceksin. Doğru mu? Ortam sıcaklığı artar. Ya sen buradan sıcaklık değişiminde ne yapabilirsin? Bu reaksiyonu izleyebilir. Bu reaksiyonun hızı hakkında yorumda bulunabilirsin dostum. Tamam mı? Reaksiyon hızının ölçülmesi ve takip edilmesi bu şekildeydi. Şimdi. Şimdi. Şu önemli konuyu konuşacağız. Bu konu oldukça önemli ve kıymetli. Şöyle ki kıymetli. Çarpışma teorisi dediğimiz olay. Çarpışma teorisi dediğimiz olay bir reaksiyonun gerçekleşmesi. Şöyle ki bir reaksiyonun gerçekleşmesi. Neden bahsediyorum hocam? Şundan bahsediyorum. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için, bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için reaksiyona giren taneciklerin birbirleriyle çarpışması gerekir. Tamam mı? Yani ne olacak? Öyle hadince olmuyor. Bunların bir çarpışması gerekiyor. Ama ama şimdi her çarpışmada ne olmuyor? Tepkime ile ne olmaz? Sonuçlanmaz bu çarpışmanın da neyi gerekiyor? Belli bir şartı gerekiyor. Belli bir şartta belli bir koşullar altında çarpışması gerekiyor. Tamam mı? Burada da zaten bunu anlatıyor. Çarpışma teorisinin olayı da bu zaten. Çarpışma teorisine göre bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşebilmesi için tepkimeye giren taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekiyor. İkincisi ise Bunları konuşalım daha sonra ne demek istediğini anlatacağım. İkinci husus ise tepkimeye giren taneciklerin birbirleriyle uygun geometrik doğrultuda ve yönde çarpışmaları gerekiyor. Tamam mı? Ve son olarak da ve son olarak da kitap tanımınızı bitirelim daha sonra olayı anlatacağım. Son olarak da etkin çarpışma dediğimiz tanım Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalardır. Hani dedik ya her çarpışma tepkime ile sonuçlanmaz. Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma diyoruz. Tamam mı? Şimdi dostum. Şimdi. E, bir, iki, e, bir ne dedik? Ne dedik daha doğrusu? Taneciklerin çarpışması gerekiyor dedik. Doğru mu? Peki bu tanecikler. Şöyle ki. Şöyle ki bak mesela. E, şöyle. XX olsun tamam mı? XX tanecikleri. Bu da Y, Y tanecikleri tamam mı? Bunlar ne oluyor? Çarpışıyor. Bunlar çarpışırken şuradaki bağ koparken kırmızıyla gösterim onu. Buradaki bağ koparken buna karşılık ne oluşuyor? Bunların arasında bir bağ oluşumu söz konusu. Doğru mu? Şimdi şayet bu uygun bir doğrultuda gerçekleşmezse bu çarpışma ve yine bununla birlikte uygun doğrultu var, uygun geometri var ama yeterli bir enerji de yoksa bu reaksiyon gerçekleşmez. Çünkü çarpışma verimli bir şekilde gerçekleşmiyor. Yani etkin çarpışma yok bu reaksiyonda tamam mı? Etkin çarpışma olabilmesi için yani bir çarpışmanın kimyasal reaksiyonla sonuçlanabilmesi için taneciklerin neymiş? Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Ve Yine bu çarpışan taneciklerin birbirleriyle uygun geometrik doğrultuda ve yönde çarpışmaları gerekiyor dostlar tamam mı? Şimdi, şimdi biz ne dedik? Biz ne dedik? Biraz önce dedik ya bir e, enerjiye sahip olmaları gerekiyor dedik ya. İşte çarpışan taneciklerin sahip olması gereken yani bir reaksiyonun başlaması için sahip olması gereken minimum kinetik enerjiye ne adını veriyormuşuz? Kinetik enerjiye eşik enerjisi veya aktifleşme enerjisi adı veriliyor ve EA, A, A indiz alt indiz olmak üzere EA ile ne yapılıyor? Gösteriliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir çarpışan taneciklerin sahip olması gereken minimum enerjinin e, tanımı Neymiş karşılığı neymiş Eşik enerji aktifleşme Enerji veya aktivasyon Enerji olarak ne yapılabilir İsimlendirilir tamam mı Arkadaşlar bir tane şöyle bir grafik var Bu grafik olayı da şöyle ki grafik Olayı şimdi bu grafiğe iyi bakmak Gerekiyor karşımıza çıkabilir bu Sorularda testlerde grafik tarzı sorular Sorulabilir bu konuya dair o yüzden Burası önemli bir husus Ondan bahsedeceğim size şimdi Şöyle ki şöyle ki bir renk alalım Şimdi şimdi bak ne oluşmuş? Şurası burası y koordinatı tanecik sayısını gösteriyor. X koordinatı ise kinetik enerjiyi gösteriyormuş tamam mı? Şimdi şimdi bak belli bir kinetik enerji dedik. Yani eşik enerji doğru mu? Şimdi ne oluşmuş? bak buradaki sarı renkle gösterdiklerim bu eşik enerjisinin geçen tanecik sayısı. Doğru mu? Burası eşik enerjisinin geçen tanecik sayısı. Ama burası ne? Daha geçemeyen. Yani eşik enerjisine takılan ne tanecikler doğru mu? Şimdi, şimdi. O zaman bu reaksiyona dair ne söylüyorsun? Bu reaksiyona dair bak. Bu eşik enerjisini geçen tanecik sayısı ne kadar fazla ise o reaksiyon o kadar çok gerçekleşir. Ve yine ve yine ve yine şöyle bir husus daha var. Şöyle bir husus var. Eşik enerjisi ne kadar küçük ise reaksiyon o kadar hızlı olur. Şöyle ki sen bu eşik enerjisini buraya değil de buraya değil de şuraya almış olsaydın ne olacak? Bak, eşik enerjisini geçen Uygun çarpışma enerjisine sahip tanecik sayısı ne oldu? Artmış oldu. Doğru mu? Bak, burası artmış oldu. İşte bu yüzden ne oldu? Reaksiyon daha hızlı gerçekleşecek. Çünkü reaksiyonda var olan veya meydana gelen çarpışma sayısı artıyor, tamam mı? Yani eşek enerjisi ne kadar düşük olursa bununla birlikte o reaksiyonda o kadar hızlı oluyor diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu çok önemliydi. Buna dikkat edelim tamam mı? Ve yine ve yine burada hatırlatmak istediğim bir husus var. Bir grafiği yorumlarken grafiğin eksenlerinin tanımları neymiş? Yani burada ne diyor? Tacik sayısı burada ise kinetik enerji diyor. Bunlara lütfen oldukça riayet gösterelim. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi biz bu aktifleşme enerjisini bir kez daha şöyle farklı bir şekilde ele alalım. Farklı bir husustan bahsedeceğim. Şöyle ki tekrar yine kimyasal e, pardon tekrar bir aktifleşme enerjisinin tanımı yapacak olursak. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için reaksiyona giren taneciklerin sahip olması gereken minimum enerjiye biz ne dedik? Eşik enerjisi ve aktifleşme enerjisi. Yani diğer adıyla aktivasyon enerjisi dedik ve EA ile gösterildiğini ne yaptık? Konuştuk, söyledik dostlar. Tamam mı? Burada umarım buraya bir sorun yok. Şimdi şimdi Şöyle bir husus söz konusu. Bu aktifleşme enerjisi dediğim olay var ya bu aktifleşme enerjisi. Bunu entalpi değişimli bazen öğrenci karıştırabiliyor. Aman ha karıştırma. Bu aktifleşme enerjisi her zaman pozitif değerliktedir. Çünkü çünkü senin bir reaksiyonun gerçekleşmesi için onu uygun bir enerjiye çıkartman gerekiyor. Bir hareketlendirmen gerekiyor. Bir kıvılcım yaratman gerekiyor. Anladabiliyor biliyor muyum? O yüzden ne yapman gerekiyor? Bir enerji vermen gerekiyor. O verdiğimiz enerjinin adı da neydi? Aktifleşme enerjisiydi. O zaman ne olacak bu aktifleşme enerjisi? Daima pozitif olacak tamam mı? Ve yine ve yine ve yine bu aktifleşme enerjisi. Aktifleşme enerjisi dostum. Madde miktarından ve sıcaklıktan bağımsızdır. Tamam mı? Aktifleşme enerjisi madde miktarından ve sıcaklıktan bağımsızdır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunların ikisi de önemli bir neydi? Husustu. Tamam, buralar çok önemliydi. Şimdi, şimdi ben biraz önce dedim ya bir reaksiyon gerçekleşen çarpışma gerçekleşiyor ya. Şimdi burada ne vardı? XXler vardı, tamam mı? Burada da ne var? YYler var, tamam. Mı? Yani X2 ile yani X molekülle Y molekülü reaksiyona girmişler, iki tane XY molekülü oluşturmuşlar, tamam mı? Şimdi ne gerçekleşiyor biliyor musun? Bu çarpışma esnasında bunların ee, Bunların enerjileri giderken yani buradaki bağlar kırılırken yeni bir bağlar oluşuyor doğru mu? İşte bu bizim neymiş? Bu bizim aktifleşmiş kompleks dediğimiz aktifleşmiş kompleks dediğimiz kararsız ara ürün veya geçiş halde buna deniyor. Bunu neden anlattım hocam? Bunu niye söyledin hocam? Birazdan şöyle ki, şöyle ki birazdan ne demek istediğimi anlayacaksın. Potansiyel enerji ve tepkime koordinatı grafiğine bakacak olursak. Bunu nerede yapıyorduk? Bunu yine entalpi değişiminde yapıyorduk. Ama burada bak eskiden şöyleydi reaksiyonumuz. Şöyleydi. Yukarı gidiyordu. Böyle oldu. Veya şöyleydi. Aşağı iniyordu. Şöyle oluyordu. Ama şimdi bak daha ne çembersel bir grafiğimiz var. Şimdi şimdi dostum bak önemli birkaç husustan bahsedeceğiz burada. Y eksenimiz potansiyel enerji. Enerjiden bahsediyormuş. X eksenimiz de tepkime koordinatı. Şimdi başlangıçta A artı B varmış. Tamam mı? A ile B reaksiyona girmişler. D ve E'yi oluşturuyorlarmış. Tamam mı? Ne olduğunun bir önemi yok. Ne olduğunun bir önemi yok. Şimdi bu A artı B'nin yani A ile B'nin bir başlangıçta neyi var? Bir potansiyel enerjisi var. Doğru mu? Ne dedik? Ne dedik? Şimdi bu A ile B arasında bir reaksiyon gerçekleşmesi için bunlar arasında bir kılcal oluşması gerekiyor, tamam mı? O yüzden de bunlara bir enerji vermemiz gerekiyor, yeterli enerji oluşturmamız gerekiyor aralarındaki sinerjiyi oluşturabilmek adına. İşte o yüzden, işte o yüzden. Buradan ne yapılmış bak? Belli bir enerji verilmiş, burada e, e, aktifleşme enerjisi denmiş. Burada bir de i var, bu da ileri reaksiyonun. Hani buradan şuraya gittiğimiz zaman ne bu? Bu ileri reaksiyon doğru mu? Soldan sağa gittik. Peki sağdan sola gidersek bunu sağdan sola doğru gidersek bu sefer de ne olacak? Geri adım atmış olacağız. Yani geri reaksiyon, geri tepkime veya ileri reaksiyon, ileri tepkime. Tamam mı? Bu husus da önemli. Yani A'dan B'ye gidişte aktifleşme enerjisi i. Yani ileri reaksiyon aktifleşme enerjisi. Şimdi şimdi bak ne oluşmuş? Grafiğe bakacak olursan böyle bir tap noktaya geliyor. Tamam belli bir noktaya gelmiş. Ondan sonra da Allah Allah demiş hop gitmiş düşmüş enerji tamam mı? potansiyel enerji düşmüş. Yani sen bunlar arasında bir reaksiyon gerçekleşmesi için bir enerji verdin. Burada ne oluştu bak biraz önce dedim ya bu aktifleşmiş kompleks kararsız ara ürün dedim ya. İşte bu noktada işte bu noktada tamam mı? bu noktada aktifleşmiş kompleks oluşuyor. Tamam mı aktifleşmiş kompleks kararsız ara ürün veya geçiş halinde deniyor. Şuraya yazalım geçiş halde deniyor. Bu oluşuyor tamam mı? Daha sonra daha sonra reaksiyon hop diyor yokuş aşağı iner gibi inmiş. Ne oluşmuş? D ve E'yi elde etmiş olduk reaksiyon sonucunda tamam mı? Şimdi şimdi burada birkaç husus var. Önemli birkaç husus var. Şöyle ki biraz da yakınlaştıralım. Biraz da yakınlaştıralım. Bir renk seçimi yapalım yine. Şimdi dostum. Birinci e, ileri reaksiyonu ki neydi? Buydu. Bir de burada ne olmuş? Bak G yazıyor. Aktifleşme enerjisi geri reaksiyonun aktifleşme enerjisi. Geri reaksiyonun aktifleşme enerjisi. O da ne? Bak onun da yine bu aktifleşmiş kompleksi olan uzaklığı neyi veriyor? Bunun aktifleşme enerjisini veriyor. Veya girenlerin aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkı da ileri reaksiyonun aktifleşme enerjisi tamam mı? Şimdi şimdi bir de önemli bir husus var. O da şu ki, o da şu ki burada 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 ne oldu bak? Ne oldu? Biz entalpi değişiminden reaksiyon entalpisini hesaplayabildiğimiz gibi entalpiden yani re, e, girenlerle ürünlerin entalpisi farkından ürünler eksi girenler yaparak reaksiyonun entalpi değişini hesaplayabildiğimiz gibi aktifleşme enerjilerinden de yine ne yapabiliyoruz? Reaksiyonun entalpisini bulabiliyoruz dostum. Şöyle ki, şöyle ki bak neymiş? Reaksiyonun entalpi değişimi, reaksiyon entalpi değişimi. İleri reaksiyonun aktifleşme enerjisi eksi geri reaksiyonun aktifleşme enerjisiymiş tamam mı? Ne demek istiyorum? Şayet bu ileri reaksiyonun aktifleşme enerjisi 100 kJ ise tamam mı? Geri reaksiyonun ki de 70 kJ olsun. He o zaman buradaki entalpi değişim var ya şuradaki entalpi değişimi. Ha hocam o zaman bu diyeceksin ki 100 eksi 70 o da eşittir 30 Kilojül diyeceksin. Ha, bu reaksiyon entalpi değişimi 30 kilojülmüş diyeceksin. Tamam mı? Bu şekilde de yine karşımıza ne çıkacak? Ee, entalpi değişimini hesaplamaya dair birçok soru da çıkabilir dostlar. Tamam mı? Yine dediğim gibi yani bu grafik önemli. Bu reaksiyon ama ne? Bak bu reaksiyonun içinde diyebiliriz. Yani şimdi biz ne öğrendik? İki farklı reaksiyon vardı. Bir egzotermik ısı açısından. Bir egzotermik bir de endotermik. Burada ne? Ürünlerin enerjisi, ürünlerin son hali, yani potansiyel enerjisi girenlerden daha yüksek olduğu için, girenlerden daha yüksek olduğu için bu reaksiyon endotermik, tamam mı? Bu delta H pozitif mesela. Yine biraz önce de bunun sebebini biraz önce gördük. Veya tam tersi de olabilirdi. Yani bu değil de şöyle aşağıda da olabilirdi mesela. O zaman da yine şu farka bakacaktık, değil mi? Çok karıştı biraz, karışık oldu ama şu farka bakacaktık. Bu da neydi? Yine bu reaksiyon entalpisi olacaktı. Bu sefer de bu negatif çıkacaktı. Çünkü niye? Ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşük olduğu için reaksiyon dışarıya ısı vermiş olacaktı. Ekzotermik reaksiyon olacaktı. Bu bir şeyi değiştirmez, tamam mı? Yani bu için farklı farklı grafikleri yazıp ezberlemeye, şu şöyle olursa şöyledir, böyle olursa böyledir demeye gerek yok. Neyin ne olduğunu bildikten sonra rahat bir şekilde yorum yapılabilir. E, ne olduğu hakkında ne yapılabilir, söylenebilir, konuşulabilir. Tamam mı arkadaşlar? Daha da fazla söz uzatmaya gerek yok. Dersin amacını tamamladık. Dersin içeriğini, konuştuğumuz şeyleri konuştuk. Konuşacağımız şeyleri konuştuk. Yine bakıyorum. Aktifleşme enerjisinden konuştuk. Etkin çarpışmadan bahsettik. Reaksiyonu izlemeden bahsettik. Tamam mı? Tepme hızının ölçülmesinden bahsettik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Umarım işinize yarar. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Kimya ile kalın.